Bugün çok değerli bir avukatımızı ağırlıyoruz. Sayın Oğulcan Kılıç bizlerle birlikte. Müvekkile en çok faydayı nasıl sağlayabiliriz? En hızlı çözüm nasıl sağlayabiliriz? En ekonomik çözüm nasıl sağlayabiliriz? Bunları birleştirdiğimiz zaman da tedavi ortaya çıkmış oluyor. Bunu müvekkillerimize paylaşıyoruz. Yani daha sürecin başından ne sonuç çıkabilir? Artıları, eksileri koyup beraber bir yol yürüyoruz aslında. Bir sabır mesleği. Çünkü size gelen insanlar genelde sorunlu insanlar geliyor buraya. Adam alacağını alamamış, işte karısıyla boşanmış, dairesini kaybetmiş. Zaten zor durumda. Hani bu biraz dert mesleği diyebiliriz. Hani onların derdini dinleyeceksiniz, sabırlı olacaksınız ve onlara bir çözüm önerisi bulmanız gerekiyor. Hani bunun altından kalkamayacağınız işe de girmemenizi tavsiye ederim. Bu da bir haktır sonuçta. Hak geçmemesi lazım. Biliyorsunuz çok büyük bir deprem atlattık 6 Şubat'ta. Bundan herkes çok etkilendi. Ben de Antakya'daydım. O gün hatırlayanlar olur, çok kötüydü İstanbul'da hava şartları ve uçaklar kalkamadı. Ben de ne olur ki geceyi Antakya'da geçirelim, sabah uçarız inşallah diye düşünmüştük. O gece depreme yakalandık ve bizim otelimiz de çöktü. Ben de göçük altında kaldım orada. Ben de aslında bir depremzedeyim bu noktada. Bu acıyı zaten ortak acımız. Hani onlar asla yalnız Tabii. olmayacaklar. Biz burada izlemek istiyoruz. Bunun için de Umut Çiçeği Derneğimizi kurduk arkadaşlarımızla beraber. Buradaki amacımız öncelikle 6 Şubat depreminden etkilenen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize maddi manevi destek olmak. Elimizden gücümüz yettiği kadar ne yapabiliyorsak onu yapmak. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızda bugün çok değerli bir avukatımızı ağırlıyoruz. Sayın Oğulcan Kılıç bizlerle birlikte. Avukatımızla aslında ne konuşacağız? Avukatlık herkese göre bir meslek midir? Avukatlığın aslında gerektirdiği bazı özellikler olmalı mıdır? Her insanda sadece aslında kazanılıp yapılabilecek bir meslek midir? İnsan neler bekliyor? Bundan tutun da avukatlık mesleğin Türkiye'de şu andaki durumunu her şeye değiniyor olacağız. Bence hukuk okumak isteyen, avukat olmak isteyenlerin mutlaka izlemesi gereken bir program olduğunu düşünüyorum. Ve sevgili avukatımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Oğulcan Bey, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz Sağ için. olun. Çok Burada olmak çok güzel. güzel değil mi? Tabii ki. Ne kadar güzel. Bizim için de sizi ağırlamak çok güzel bir şey. Şimdi sevgili avukatımız, İlk önce şöyle söyleyeyim isterseniz. Bu işi neden seçtiniz? Öyle başlayalım ve neden bu sektör? Şöyle en başından başlayayım o Hadi zaman buyur. ben size. Benim annem de avukat. Kendisinin hukuk bürosu var. Biz İstanbul Çekmeköy'de hukuk hizmeti veriyoruz bütün müvekkillerimize. Yani işin içine doğdum diyebiliriz Diyebilirim. aslında. Bizim zamanımızda lisede fen ve TM ayrımları oluyordu. Fen seçildiği zaman doktor, mühendislik ve bu alanlar vardı. Bu alanların bana uygun olmadığını düşünüyordum ben o zaman da. Bu yüzden TM'ye yöneldim ben. Oraya gittiğim zaman da sınavda güzel bir sonuç almıştım ve hukuk fakültesini seçtim. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum ben. Bu Çok alana güzel. baktığım zaman kendimdeki özelliklerimi de değerlendirdim. Ben genellikle hani sorun çözmeyi, insanlarla birlikte hareket etmeyi, onlara yardım etmeyi seviyorum. Hukuk fakültesi bize bir anahtar veriyor aslında. Yani hukuk fakültesi mezunların avukat olma zorunluluğu diye bir şey yok. Birçok iş olanakları var. Hakim, savcı olabiliyorlar, işte akademik kariyer yapabiliyorlar. Bunun dışında işte Noter de devlette olabilirler, değil mi? noter de olabiliyorlar. Sonrasında kurası falan oluyor. Direkt olamıyorlar onda da. Akademik kariyer ve bunun dışında devlette bürokrat olarak da çalışabiliyorlar. Şirket avukatı Şirket olabilirim. avukatı in-house çalışabiliyorlar. Ya birçok olanak var Değil aslında. mi? Burada kişinin kendini tanıması lazım. Yaz stajları yapmasını öneriyorum ben Çok arkadaşlarımıza da. değerli ya. Ben de Gerçekten. birçok alanda yaz stajı yaptım. Yaptınız mı? Tabii ki hani diğer alanları görmek için bir de kendiniz de tanıyorsunuz daha çok. Hani neyi sevip neyi sevmediğinizi. Bu noktada ben geriye dönüp baktığımda bir de annemin de avukat olduğu, hukuk bürosu belli bir düzenin olduğu. Hani bu doğrultuda baktığım zaman avukatlığın benim için doğru tercih olduğunu düşündüm. Çok Ve bu güzel. yolda devam ettim. Harika. Şu an geriye dönüp baktığımda da hani doğru, yani inşallah büyük konuşmak istemem ama doğru bir karar verdiğimi Yok, düşünüyorum. ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bir karar. Anne avukat, oğul avukat gerçekten çok güzel olmuş. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? Biz Türkiye çapında çalışıyoruz. Yerli ve yabancı müvekkillerimiz var. Bunların hukuk hizmetlerini, danışmanlık hizmetleri, müşavirlik hizmetleri, hukukla ilgili her alanda ne hizmetler varsa onları vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde de dava dosyalarımız ve işlem yaptığımız dosyalar oluyor. Buna ilişkin olarak da o bölgedeki hukuk bürolarıyla ve avukatlarla partner olarak çalışabiliyoruz.
Genellikle Ankara, İzmir ve İstanbul çevresinde yoğun olarak çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce olarak müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bunun dışında son zamanlarda bir Arap müvekkil portföyü de oluştu. Bu yüzden ek olarak Arapça dilinde ekledik çalışma alanlarımıza. Harika, çok güzel olmuş. Evet, çünkü kozmopolit bir ülke olduk değil mi? Yani sonuçta evet, her türlü insanın yaşayabildiği bir ülkemiz var. Çok da güzel bir ülkemiz var. Tabii evet, ki bu ihtiyaca binaen de Arapçanın çok öne çıktığını ben de görüyorum. Peki şimdi hizmetlerinizi biraz böyle detaylandırır mısınız? Yani şimdi bu bahsettiğiniz, tamam, İngilizce hizmet veriyorsunuz, son zamanlarda Arapça'da hizmet veriyorsunuz, yerli yabancı müşteriler var. Hani size ne için, hani mesela daha çok hangi davalarla ön plana mı çıkıyorsunuz hukuk bürosu olarak? Çünkü bir hukuk bürosunu bir vatandaş seçerken nelere dikkat eder, siz neler yapıyorsunuz? Biraz daha detaylandırır mısınız? Bizim çalışma sistemimiz tamamen uzmanlaşma alanında yürüyor. Şöyle düşünebilirsiniz, nasıl bir hastaneye gittiğiniz zaman birçok bölümü varsa ve her alanda uzman doktor varsa, biz de bu kültürü hukuk bürosu ve hukuk camiasına kazandırmak istiyoruz. Çünkü hukuk sürekli gelişen, değişen ve büyüyen bir alan. Eskiden bir avukat bütün davalara ve bütün alanlara bakabiliyordu ama sizin de dediğiniz gibi gelişen dünya şartları bunu imkansız hale getiriyor. Yani şu anda alan içinde alan açılıyor diyebilirim. Allah Allah. Bizim amacımız, departman şeklinde çalışıyoruz hukuk büromuzda. Yani her alanın avukatı o alanda uzman olmasını istiyoruz. Hı. Ve sürekli o alanda çalıştığı zaman da hem içtihada, hem kanuna, hem uygulamaya, bütün alanları sürekli yaptığı için ister istemez o alanda uzman oluyor. Çok güzel. Ve uyuşmazlık geldiği zaman da hani hiç bilmeyen biriyle sürekli uyuşan, yapan birini karşılaştığınız zaman yani sorunun cevabı orada çıkıyor aslında ortaya. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Şimdi avukatlıkta reklam yasağı var ya. Evet. Şimdi ama bir taraftan da hani hukuk bürolarında kendisini tanıtmasını isterim ben açıkçası. Evet. Hani sizin gibi çok değerli alanında uzman avukatların olduğu birimler varsa, bunlar kendilerini hep sürekli yeniliyorlarsa bunu da hak etmiyor mu büro olarak diye düşünüyorum. Yani hani herkes bilse ki işte sevgili izleyiciler, bizim hukuk büromuzda bakın her birimde çok yetkin avukatlar var ve sadece bu alanlarda davalara bakıyorlar gibi bir tanıtım olsa, bu hani daha değerli olmaz mı insanlara ulaşmak için? Yoksa sadece şeyden ulaşım söz konusu olabiliyor belki de. Referansla değil mi? Evet. Hani bir şekilde ulaşım söz konusu oluyor. Nasıl bakıyorsunuz bu reklam yasağı olmasına yani? Bana sorarsanız artık avukatlık kanunun sırf o yönüyle değil, tamamen bir değişme girmesi gerekiyor. Çünkü 1926'lardan, 30'lardan kalma bir kanundan bahsediyoruz. Hani değişen dünya şartları ve buna değil ayak mi uydurmuyor. Hani sırf o yönüyle değil, tamamen değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle şu benim teorim, biraz detaya girmek gerekirse. Çok güzel olur. Biz avukat olarak şirketleşemiyoruz avukatlık kanunundan dolayı. He. Yani anonim şirket, limited şirket vesaire kuramıyoruz. Avukatlık şirketi işte kamu mesleği aynı zamanda serbest meslek olarak geçtiği için kanunda. Ama değişen şartlarda bu bize bir külfet oluyor. Hmm. Şimdi bakarsanız KOBİ'lere vesaire birçok teşvik veriliyor, birçok hibeler veriliyor ama avukatlara hiçbir destek verilmiyor. Çünkü avukatlar hem vergi anlamında normal şahıs şirketi olarak bütün sorumluluklarını yerine getiriyor, hiçbir destek alamıyorlar. Öyle biraz kenara itilmiş olduklarını düşünüyorum. Bana sorarsanız kanunun komple değişmesi bu yönde de baroların ve barolar birliğinin bir çalışma yaparak bu birçok sorunumuz var. Hani bunu anlatmaya program yetmez. Hmm. Buna ayrı program değil yapılabilir. Mi? Hani bunları işte devlete, hükümete, kime ilgilenecekse onları iletmeleri ve birlikte çalışarak bir çözüm bulmaları gerektiğini çok düşünüyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Yeni avukat olanlar mesela hani teknolojik olarak ne bileyim bir böyle güzel bir bilgisayara ihtiyaç duyabilirler. Yurt dışında bir eğitim almak isteyebilirler. Evet. Bu kredi desteklerinden yararlansalar değil mi? Yani ne kadar güzel olur kendilerinin donanımı artırsalar. Sonuçta ne için yapacağını da oraya verdikten sonra ve yaptığını da hani belgeledikten sonra, yurt dışına gidip gelmek için ben bu krediyi alıyorum ya da işte bu alanda eğitim almak için alıyorum ve aldıktan sonra da onu belgeledikten sonra sorun yok. Harika bir şey olurdu yani, evet, de herkes çok daha yetkin olurdu. Bunlar olamayınca tabii ki staj çok önemli bir duruma geliyor yeni avukatlar tabii için. Stajdan sonra da hani bir branşlaşma olayına mutlaka gitmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz. Şu an ben onu öneriyorum. Özellikle sevdikleri bir alanda, hani sevmediği bir alanda branşlaşmasını kimseye tavsiye etmem. Onu da biraz piyasada çalışarak direkt hemen üniversitede ben bunu seviyorum, bu alanda yapayım. Onu. Çünkü üniversitedeki dersler ve realite çok farklı. Yani mezun olup çalışmaya başladıkları zaman görecekler. Hiçbir şey teoride olduğu gibi değil. Çok farklı sonuçlar alabilirler. O yüzden öncelikli tavsiyem kesinlikle zamanlarını boşa geçirmesinler. Yazları staj yapsınlar üniversitelerde, sektöre girsinler
ve okul bittikten sonra çalışma hayatına girsinler, farklı alanlarda deneyim elde etsinler. Zaten zaman içerisinde görecekler neyi sevip neyi sevmediklerini. Ona göre uzmanlaşabilirler. Bu arada annenizden de bahsedelim, ismini alabilir miyim? Annem Sema Kılıç kendisi. Sema Hanım, buradan size de sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok doğru bir tercih yapmışsınız. Oğlunuzu yanınıza almışsınız. Harika olmuş. Teşekkür ederim. İşlerinize, güçlerinize başarılar diliyoruz. Peki sizi aslında meslektaşlarınızdan ayıran, şimdi bu şöyle bir dünya değil mi? Doktorlar da kendi aralarında bir rekabettedir. Evet. Avukatlar da öyledir. Mühendisler de öyledir. Hani görünen bir rekabet gözle görünmese bile mutlaka arka tarafta vardır. Herkes daha iyisi olmak için çalışmaz mı, değil mi? Amacımız o zaten. Amacınız o. Peki biraz bahseder misiniz? Sizi ayıran özellikler neler rakiplerinizden? Ya biraz önce bahsettiğim gibi biz departmanlaşma ve uzmanlaşma kültürüyle çalışıyoruz. Yani buna yönelik de bir ekip oluşturduk kendimize. Ekip arkadaşlarımız da çok alanda yetkinler. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Yani doktorluktan örnek vereceğim. Gene bizimkine çok benzediği için. Hastane mantığıyla çalışıyoruz biz de. Bize bir müvekkil adayı veya müvekkilimiz başvurduğu zaman öncelikle o dosyanın inceleme ve raporlama safhası oluyor. O da nasıl hastaneye gittiğiniz zaman işte tahlilleriniz yapılıyor. Çünkü bir hukuki uyuşmazlığı ortaya çıkarıyoruz. Hani nasıl hastanede sorun, sağlık sorunu ortaya çıkıyorsa burada da o şekilde. Hukuki sorunu ortaya çıkardıktan sonra çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Onu görmeden zaten bir şey diyemeyiz. Onu gördükten sonra da neye ilişkin olduğunu belirledikten sonra ilgili departmana aktarıyoruz. Örneğin gayrimenkulle ilgili bir sorun varsa gayrimenkul departmanımıza aktarıyoruz. Orada zaten alanda uzman olan arkadaşlarımız dosya üzerinde çalışmalarını yapıyor. İşte enine boyuna, işte en sağlıklı hani tedaviyi bulmaya çalışıyoruz bu orada çok önemli. Burada. Bunu yaparken de müvekkile en çok faydayı nasıl sağlayabiliriz? En hızlı çözüm nasıl sağlayabiliriz? En ekonomik çözüm nasıl sağlayabiliriz? Bunları birleştirdiğimiz zaman da tedavi ortaya çıkmış oluyor. Bunu müvekkillerimize paylaşıyoruz. Yani daha sürecin başından yol haritası belli yol oluyor. Yol haritası belli oluyor. 3 aşağı hani %100 garanti kimse veremez özellikle. Kimse veremiyor zaten. En azından süreç hakkında bilgisi oluyor. Ne kadar sürecek, ne sonuç çıkabilir, artıları, eksileri koyup beraber bir yol yürüyoruz aslında. Harika. Bu çok önemli bir şey. Hani dava mesela gayrimenkul davası gibi görünebilir ama işin içine girdiğiniz zaman aslında bir ceza hukukunu ilgilendiren bir dava olduğu ortaya çıkabilir. İlk önce neye ait olduğunu buluyorsunuz. Ondan evet. Sonra da zaman ve parayla ilgili olarak da bir sürece yatırıyorsunuz. Hani buradan en kısa sürede en iyi avantajla nasıl çıkarız ona bakıyorsunuz. Evet. Ondan sonra da bunu müvekkilinizle paylaşıyorsunuz ve ondan sonra birlikte bir yol alıyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Evet. Ya müvekkil zaten bizim süreçlerimiz malumunuz olduğunuz üzere yargılamalar uzun sürüyor. Beraber i̇şte bir yol evet. arkadaşlığı yapıyoruz orada. Evet. Minimum 2 sene sürüyor şu evet. anda bir davalar. Hani onun da kendini ve süreci bilmesi lazım ki ona göre hazırlaması lazım kendisini. Sevgili arkadaşlarım, buradan aslında bir şey yakalamışsınızdır. Avukat olabilmek için çok da büyük bir sabra ihtiyacınız evet. var. Çünkü bir davanın neticelenmesi olacağım benim dediği gibi 2 seneyi buluyor. Hani bir hızlı tatmin ve motivasyon istiyorsanız avukatlıkta onu bulamayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Avukat evet. olabilmek için sizce ne türlü yeteneklerin olması gerekir insanın? Yani ben işte TM'den gireceğim, ben işte sosyal istiyorum, sosyal yönüm kuvvetli. Ben de avukatlıkta yazayım, İstanbul hukuk gelirse okuyayım bakalım nasıl? Sizce hani bu biraz da böyle hani bodoslama girmiş gibi olmuyor mu sektöre, mesleğe? Şimdi en başında dediğim şeye biraz atıf yapacağım. Hani kişinin biraz kendini bilmesi ve tanıması gerekiyor burada. Avukatlık mesleği de çok örnek verdim ama doktorluk mesleğine çok benziyor. Nasıl doktorlara insanlar gidip canına emanet ediyorsa burada da yeri geliyor mal varlıklarına. Eğer bir boşanma davası ise çocukların velayetlerini, alacak davası alacaklarını veya bir ceza dosyası ise özgürlüklerini size emanet ediyor. Hani bu vicdani kanaati algılaması gerekir avukat arkadaşların. Çünkü burada çok ağır bir külfet ve sorumluluk sizin omuzlarınıza geliyor. Adeta çok doğru. borcunu size devrediyor yani. Burada siz sorumluluğu almış oluyorsunuz üzerine. Hani çok doğru. Bunu bilerek bu şekilde hareket etmeleri gerekir. Çünkü yarın öbür gün o insan hak kaybettiği zaman sizin de bir sorumluluğunuz olacak burada. Aslında dava almak demek bu demektir değil mi? Evet. Bir taraftan sevinirsiniz çok büyük bir dava aldım. Ama bir taraftan düşünürsünüz çok büyük bir sorumluluk aldım. Değil mi? Aynen öyle. Bunun dışında dediğiniz gibi bir sabır mesleği. Çünkü size gelen insanlar genelde sorunlu insanlar geliyor buraya. Adam alacağını alamamış, işte karısıyla boşanmış, dairesini kaybetmiş. Zaten zor durumda. Hani bu biraz dert mesleği diyebiliriz. Hani onların derdini dinleyeceksiniz, sabırlı olacaksınız ve onlara bir çözüm önerisi bulmanız gerekiyor.
Hani bunun altından kalkamayacağınız işlere de girmemenizi tavsiye ederim. Bu da bir haktır sonuçta. Hak geçmemesi lazım. Çünkü bizim meslek biraz o yönüyle de hani manevi yönü olan da bir meslektir. Tabii. Bunun dışında üniversite, özellikle üniversite sınavlarında dediğiniz gibi sözel bir meslek olarak görülüyor hukuk ve avukatlık mesleği. Evet. Ama bana sorarsanız ben tam tersi düşünüyorum. Tamamen analitik zekayı gerektiren bir branş olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sorun çözmek üzerine kurulmuş bir meslek. Aynen öyle. Artıları eksileri koyup bundan çok en iyi soru. Çözümü çıkarmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla sorun çözme becerisinin çok yüksek olması lazım ve analitik zeka gerekiyor burada. Çünkü yeri geliyor, yani zararda olduğunuz bir pozisyonda en az zararla nasıl kapatabilirsiniz? Çok hani doğru. Bu yönlerde çalışma yapmanız gerekiyor. Ve sürekli değişen bir meslek. Sürekli gelişiyor. Her gün yeni kanunlar geliyor, yeni mevzuatlar çıkıyor. Sürekli onları takip etmeniz ve içinde olmanız lazım. Dolayısıyla öğrenmek Analitik. Bitmiyor. Öğrenmek bitmiyor. Her gün bir şey öğreniyorsunuz. Vallahi bu yanı da çok güzel bir meslek bence. Çok da güzel söylediniz. Analitik düşünebilme yeteneğinin olması lazım. Her değişen içtihattan sonra hani yolun nereye doğru döndüğünü anlayabilme, kestirebilmek lazım. Dolayısıyla takipte de olmak lazım. Eski içtihatları inceleyip yeniler nasıl dönüştü? Yani hani ben oldum, ben artık bitti, tamam diyeceğiniz bir şey değil. Her an her şey değişebilir. Onlardan haberdar olan karşıdaki rakibiniz olmuş olabiliyor. Siz hiç ondan haberiniz yok. İşte ama sanki herkes bundan haberdarmış gibi sizin de aynı şeyi inceleyebiliyor olmanız lazım. Tabii Sema Hanım oğlunu gayet güzel bir şekilde yetiştiriyordur. Bunları zaten defalarca söylemiştir diye düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir avukatın hani böyle vizyonu, gelecekte olmak istediği nedir sizce? Ya da ben Oğulcan Bey size sorayım yani. Hani böyle vizyonunuz, olmak istediğiniz, böyle hayaliniz, gördüğünüz kendinizi yer neresi? Yani şu an için bizim düşüncemiz bu yönde. Zaten bunun görüşmelerini de yapıyoruz kendi aramızda sürekli. Daha iyi nasıl yapı hizmet verebiliriz, nasıl daha büyüyebiliriz ve gelişebiliriz noktasında. Şu anda biz tüm Türkiye çapında çalışıyoruz ama bu bizim için yeterli gelmiyor tabii ki. Biz buna uluslararası boyut katmak istiyoruz. Uluslararası bir avukatlık firması ve bu alanda çalışan bir firma olmak istiyoruz. Neden olamayalım? Hani dışarıdan firmalar Türkiye'ye gelip yabancı firmalar burada çalışıyorsa biz de yurt dışına açılıp o alanda hizmet verip o alanda çalışmak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz yurt dışı kontak ofisler gibi benzeri yapılanmalar yapıp ön çalışmalarımızı yapıp ona göre yurt dışına açılmak istiyoruz. Buradaki ilk hedefimiz de bizim müşteri portföyümüzün çoğunu ağırlıklı kısmını yurt dışındaki Almanya oluşturuyor. Türklerin de çok yoğunlukta olduğu bir bölge orası zaten. O yüzden 2024 için düşünüyoruz bunu, şu an hazırlıklarını yapıyoruz inşallah. Gerçekten mi? İnşallah 2024'te İnşallah. Almanya'dan başlamak istiyoruz. Peki siz mi orada olacaksınız, Almanya'da olacaksınız? Onu çok merak ettim şimdi. Sürekli orada olmamız imkansız tabii ki. Gidip gelme olabilir ve kontak ofis ve orada partnerleşme yoluyla yapabiliriz orada bir bünye. Partnerleşme, ha. Oradaki Türkler için mi daha çok aslında? Başlangıç noktası olarak öyle başlamak çok istiyoruz. Çok mantıklı değil mi? Çünkü onların burada burayla ilgili bir hani davasının olması durumunda ne yapabilir? Buradaki bir avukat bürosuna başvuracaktır ama buraya gelmesi, burada bir kontak kurması, online görüşme yapması vesaireyken evet. Aslında kontak ofis olursa direkt size orada birebir gidebilir. Muhteşem bir şey olur yani. Biz Türkler sadece Almanya'da değiliz, biliyorsunuz her yerdeyiz. Evet. Ama sizin başlama fikriniz Almanya olması çok mantıklı. En çok yoğun olarak yaşadığımız belki de ülke Almanya değil mi? Bir de bizim müşteri portföyümüz de var orada zaten. Şu an en yüksek orası olduğu için oradan başlamak hem matematiksel olarak mantıklı oluyor hem de ulaşım olarak Almanya çok kolay uzak bir noktada bir yer değil. Olduğu için Avrupa'nın her yerine ulaşım sağlanabiliyor oradan da. Doğru. Çok da rahat bir şekilde sağlanabiliyor. Çok güzel. Peki şimdi avukatlar bir taraftan bu kadar yoğunluk varken hani kendilerini rahatlatmak için, motive olmak için bir takım şeyler yaparlar hayatta değil mi? Evet. Hani yapmalılar aslında doktorlar, avukatlar, aslında hepimiz yapmalıyız sevgili izleyiciler. Çünkü buna ruhumuzun ihtiyacı var. İşte yoruluyoruz diyelim, işlerden dolayı sıkılıyor. Vücudunuz, ruhunuz istiyor ki biraz artık iş düşünmediğin bir şey olsun. Sizin de bu iş düşünmediğiniz bir şey var diye düşünüyorum. Bir dernek var, Umut Çiçeği Derneği değil mi? Evet. Şimdi Umut Çiçeği Derneği fikri nasıl bir fikirdi, nasıl oluştu, şimdi neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Biliyorsunuz çok büyük bir deprem atlattık 6 Şubat'ta. Bundan herkes çok etkilendi. Ben de Antakya'daydım. Orada kardeşim öyle mi? Askerlik görevini yapmak için gitmiştik beraber. Teslimini yapacaktım orada pazar günü. Deprem sırasında orada mıydınız? Teslimini yaptıktan sonra işte dönüşte uçak biletim vardı benim ama o gün hatırlayanlar olur, çok kötüydü İstanbul'da hava şartları ve uçaklar kalkamadı. İptal oldu bütün uçuşlar. Ben de ne olur ki geceyi Antakya'da geçirelim
sabah uçarız inşallah diye düşünmüştük. O gece depreme yakalandık ve bizim otelimiz de çöktü. Ben de göçük altında kaldım orada. Ben de aslında bir depremzedeyim bu noktada. Allah aşkına. Kardeşinizin durumu? Kardeşim askeriyelerde bir sorun olmadı. Onlar da zor tabii depremi yaşadılar ama hani göçük altı kalmadı. Evet, yıkım olmadı askeriyelerde çok ulaşabildiniz şükür. Ulaşabildiniz mi hemen arkasından? Ben göçük altında olduğum için onlar bana ulaşamadı. Ben 16-18 saat yakın kaldık göçük altında. Sonra Allah razı olsun askerlerimiz çıkardı bizi oradan. Hastaneye götürdüler. Anneniz çok merak etmiştir. Tabii ki. Yani çok zor zamanlar geçirdik o şekilde. Arkadaşlarımız aynı şekilde. Hani bunun sonrasında işte zaten çalışma ve iş hayatına yeni başladım. Belli kırıklarımız, yaralanmalarımız olduğu için. İlk işimiz de hani biz burada ne yapabiliriz? Çünkü böyle bir olay başımızdan geçti. Birçok insan Allah rahmet eylesin hayatını kaybetti. Birçok insan yaralandı. Allah acil şifalar versin. Amin inşallah. Biz şanslıydık. Allah bize nasip etti oradan çıkmayı ve vademiz gelmemişti. Çok şükür, çok şükür. Ama biz de bu sorunu birebir yaşayan bir depremzede olarak oradaki kardeşlerimize ulaşmak ve elimizden ne geliyorsa, ömrümüz yettiğince, gücümüz yettiğince yardım etmek istiyoruz. Bu noktada arkadaşlarımla beraber hani ne yapabiliriz diye bir görüş yaptığımızda yardım yapma noktasında da tereddütlerimiz oldu. Hani nereye yapalım, kime güvenelim, ne yapalım diye. Çok önemli bir konu Olcan Bey. Biz de birebir insanlara temas edip hani birebir onlarla bu acıyı zaten ortak acımız bunu paylaşıp hani onlar asla yalnız olmayacaklar. Biz burada izlemek istiyoruz. Bunun için de Umut Çiçeği Derneğimizi kurduk arkadaşlarımızla beraber. Buradaki amacımız öncelikle 6 Şubat depreminden etkilenen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize maddi manevi destek olmak. Elimizden gücümüz yettiği kadar ne yapabiliyorsak onu yapmak. Ne güzel. İşte derneğimizin adını da Umut Çiçeği koyduk. Umut Çiçeği'nin anlamı bizim amacımıza çok uygundu. O da şöyle, Umut Çiçeği her türlü engele rağmen bükülmeden, eğilmeden ve kolayı seçerek zordan vazgeçmeden, etikten, saygıdan, sevgiden şaşmayarak yola devam etme anlamı taşıyor. Aynı zamanda Umut Çiçeği dağcıların yorulup umutlarının tükendiği anlarda karşısına çıkarak mor, nadide bir çiçek olduğu için onlara zirveyi ve kurtuluşu müjdeliyor. Allah hani Allah. Biz de bu derneği kurarak inşallah Allah nasip ederse o kardeşlerimize umut çiçeği olmak istiyoruz. Ne güzel konuştunuz, ne güzel kurmuşsunuz bu derneği ve ne kadar güzel bir anlamı var sevgili izleyiciler. Hani böyle insan bir şekilde yılar bazı şeyler artık yoldan dönmek ister ya, hani her şey üst üste gelir. O an bir şey olur ve o onu destekler ve ondan sonra devam eder. İşte orada o çiçeğin güzelliği, burada bir yol arkadaşı oluyor, bir motive eden oluyor insanlara tekrar hayata yeniden kalkmak, yeniden devam etmek açısından. Çünkü hayat devam ettiği sürece hani kimsenin ben hani yılgınlığa düşmemesini, yani böyle kendisini kötü hissetmemesini istiyorum. Çünkü o türdeki durumlarda hani birisi kalkıp size gelip de oradan kaldırmıyor. Kaldıran ancak yine siz kendiniz oluyorsunuz. Ne kadar güçlü görünürseniz, hayata ne kadar sarılırsanız da o kadar destek görüyorsunuz. Ne kadar bıkkın, yılgın ya da işte vazgeçmiş olursanız da size çok büyük bir sorun olduğu anlaşılıyor. Ve o zaman işte yakınlarınız da sizden uzaklaşabilir. Belki kimse kalmayabilir etrafınızda. O yüzden bu yıkkınlığı, böyle yılgınlığı kimseye hissettirmemek lazım. Hep güçlü olabilmek lazım. Hayatta her zaman bir umut vardır. Evet. Tıpkı bu umut çiçeğinde olduğu gibi. Siz bunu deneyimlemişsiniz, hani yaşamışsınız. Çok büyük geçmiş olsun. Allah razı öncelikle olsun, sağ olun. Yani gerçekten hani Allah'ım korumuş sizi ve kurtulan bütün herkese çok büyük geçmiş olsun. Ölenlere de Allah'tan gerçekten çok büyük rahmet diliyorum. Ve şu an tedavisi devam edenlere de acil şifalar diliyorum. Böyle bir şey olamaz. Acayip bir şey yaşadık. Ülke olarak orada deprem oldu. Burada biz psikolojik depreme uğramış olduk. Gerçekten insan hani günün gecesinin nasıl geçtiğini anlamıyordu. Bayram geçti, nasıl bayram oldu hiç, değil mi? Yani hani insan bayramın da anlamadı, ne olduğunu bir anlamına varamadı. Çünkü hep aklımız fikrimiz oradaki insanlarla, kendimizle, geleceğimizle, değil mi? Hani biz nasıl bir hayatta yaşıyoruz, nereye doğru gidiyoruz, değil mi? Aslında bütün bu kaygılarla, üzüntülerle aslında hayat bir gündür, o da bugündür derler, değil mi? Aynen öyle. Bazen bunları gördüğümüz ve yaşadığımız zaman anlıyoruz ki kendimize dert ettiğimiz şeyler aslında ne kadar küçük ve ne kadar gereksiz, kendimizi üzüyoruz. Çok güzel. O ne dedi, bu ne dedi, işte şu dedik mal oldu, yaptım, mül yaptım, ömür şunu yaptım. Yalan geliyor, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. En büyük dersi oradan çıkaracak budur bence. Çok güzel söyledin. İnşallah insanlarımız bundan ders alır ve hayatlarına o şekilde devam ederler.
Sema Hanım, çok tebrik ediyorum gerçekten. Oğulcan Bey çok güzel düşüncelere sahip bir evlat olmuş ve çok güzel mesleğiyle sizin yanınızda devam ediyor. Çok güzel bir vizyonunuz var. Almanya'yı tebrik ediyorum. Almanya işini inşallah hayata geçirirsiniz. Çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel, i̇nşallah. Dürüst, işini çok iyi yapan insanlara çok ihtiyacımız var. O yüzden Almanya ile birlikte başlayıp ondan sonra da böyle silsile halinde ülkemizin de en çok böyle vatandaşların bulunduğu ülkeler ve daha da ötesine de böyle yayılmasını, i̇nşallah. Gerçekten bir ilk olmasını istiyorum hukuk büronuzun bu alanda. Çok teşekkür ederiz. Annenize çok sevgiler, saygılarımızı gönderiyoruz. İyi ki bu programa katıldınız. İyi ki çağırdınız beni de. Çok mutlu olduk Oğulcan Bey. Sevgili izleyiciler, biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerli bir konu ağırladık. Aslında hani böyle aileden gelen bir hukukçulukla birlikte işin içine girdikten sonra daha çok sevmesi ve bilinciyle birlikte o sorumluluğun üstüne gelmesi, sorumluluğu alabilmesi çok değerli ve çok önemli ve vizyonlarının olması hukuk bürosu olarak. Her şeyin daha mükemmelinin olması için branşlaşmada çok ileri giden hukukçuları bürolarında barındırmaları, bunların hepsi aslında kaybetmemeye yönelik, kazanmaya yönelik, zaten zor olan şartlarda en iyisini gerçekleştirmeye yönelik. Hep öyle olmak lazım. Zor olan şartlarda biz daha iyi neler yapabiliriz diye. Umut Çiçeği Derneği de işte bu yüzden kurulmuş bir dernek. Aklınızda olsun. Hani gerçekten bu tür insanların bu güzel fikirlerini yaşayan insanlar olduğu için hani değer verdiğinizi düşünüyorum. Eğer bir böyle hani yardım ulaştıracak olursanız kendilerine ulaşabilirsiniz. Instagram'dan nasıl ulaşabilirler? Oğuzhan Kılıç yazsalar mı avukat? Nasıl? Benim Instagram hesabım vardı, paylaşıldım bilmiyorum. Paylaşıldı mı? AV Oğulcan Kılıç şeklinde. Derneğimizi de Oğulcan Kılıç şeklinde. Derneğimizi de yeni kurduğumuz için şu an Instagram hesabı var. Umut Çiçeği olarak görebilir ama çok bir paylaşımımız yok. Daha çok yeni. Yeni, hayırlı olsun. Çalışmalara başlıyoruz. İşte faaliyetlerimize inşallah. Bizi i̇nşallah. İzleyen ve gönüllü olmak isteyen arkadaşlar varsa da bize ulaşabilirler. Harika. Oradan. Bana veya derneğin web sitesinden. Veya ihtiyaç sahiplerine de bize ulaşmasını istiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine biz birebir temas etmek istiyoruz. Bu deprem vesilesiyle zorda kalmış, ihtiyacı olan kim varsa, ne ihtiyacı varsa bize ulaşsın. Allah izin verirse elimizden geldiği İnşallah. Kadar yardım etmek istiyoruz Allah onlara. Allah razı olsun. Ne kadar inşallah çok güzel oldu. Bunu da hani böyle haberinize ulaştırmak istiyordum zaten. Instagram adresinden de Umut Çiçeği Derneği'ne yazabilirsiniz DM'den. Gerçekten ihtiyacı olan değerli vatandaşlarımız. Sizleri çok seviyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımın enerjisine, emeğine çok sağlık. Onur Orhan bugünkü yayın yönetmenimde çok teşekkürler Onur. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Çünkü karşılıklı olarak bir sevgi alışverişi içerisindeyiz. Acaba ülkemiz için, etrafımız için, komşularımız için, sevdiklerimiz için neler yapabiliriz diye hep böyle koşturmadayız. Hepimizin öyle olduğunu düşünüyorum ve ülkemiz zaten böyle ayağa kalkıp böyle hep böyle güçlü olacak. Herkesten daha güçlü olacak. Çok güçlü olacağız. Çünkü biz çok güzel bir milletiz. Ben buna inanıyorum. Yeter ki bu güzellikleri etrafımıza çoğaltalım. Bu seçim şansı da bize ait. Lütfen bu seçimi yapalım ve güzelliklere yönelelim. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.